Evet, köylü çorbamız için de bir su bardağı kadar yeşil mercimeğimiz, bir su bardağı kadar eriştemiz, 2 adet kuru soğanımız, 4 diş sarımsağımız, bir çorba kaşığı kadar ister domates ister biber salçası kullanabilirsiniz. 2 yemek kaşığı kadar sirkemiz, ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar margarin, ondan sonra bir çorba kaşığı kadar kuru nanemiz, bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber ve pul biberimiz var. Bir su bardağı kadar yeşil mercimek ve erişte kullanıyoruz. Ondan sonra 2 adet kuru soğanımız, 4 diş sarımsağımız, bir adet şöyle bir yemek kaşığı kadar salçamız var. Ondan sonra 2 yemek kaşığı kadar sirkemiz var. Bir yemek kaşığı kadar kuru nanemiz var. Ondan sonra bir tatlı kaşığı kadar tuz, karabiber, pul biber. Ondan sonra 3 yemek kaşığı kadar tereyağı, margarin veya da sıvı yağ kullanabilirsiniz. Önce tenceremizin içine yağımızı ilave ettik. Soğanlarımızı minik minik doğradık, içine ilave ediyoruz. Sarımsağımızı ilave ediyoruz. Onları iyice bir kavuruyoruz. Kavurduktan sonra salçamız içine ilave edilecek. Salçayla beraber baharatlarımızı ilave edelim. Baharatımızı ilave ettikten sonra iyice bir kavuracağız. Ondan sonra suyumuzu ilave ediyoruz. Suyumuzla beraber güzelce bir şekilde bir hazırlanıyor. Sırasına göre eriştemizi içine ilave ediyoruz. Erişteyle beraber tekrardan içine yeşil mercimek, en sonunda tuzumuzu ilave ediyoruz. 10-15 dakika kaynayacak. Kaynadıktan sonra sunum yapacağımız tabağımıza alıp afiyet yiyeceğiniz çok lezzetli güzel bir sunum olmuş olacak. Salatamız da hazırlandı. Tezgahımızın üzerine